efendim, bugün ilk konuğum uzman diyetisyen Büşra Çengel. Büşra'yı Büşra Hanım diye hitap etmeyeceğim, Büşra'cığım diye hitap edeceğim. Çok sevdiğim bir arkadaştır. Çalışmalarını da çok yakından izlerim ve çok başarılı bir diyetisyen. Hoş geldin Büşra'cığım. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Şimdi daha çok halkın merak ettiği sorularla devam edeceğim. Sağlıklı zayıflamanın püf noktaları nelerdir? Herkes zayıflamak istiyor. Evet, bir zayıflama artık bir çığır halinde, bir dert halinde ama olmuyor. Bu sağlıklı bir zayıflamak için püf noktalarından bahsedebilir miyiz biraz? Evet, şimdi yaz aylarından çıktık tabii. Bayramları atlattık ve bu dönemde bir takım kilolar alındı. Evet. Tabii en doğru diyet hangileri? Birçok diyet var. Yazdığımızda önümüzde bir sürü detoks çıkıyor. Fakat hangilerini uygulayalım? Evet. Şimdi aslında burada parmak izimiz nasıl farklıysa herkesin diyete özel olması gerekiyor. Çünkü kişilerin, herkesin alışkanlıkları farklı, kültürlerimiz farklı, işlerimiz farklı, yatış kalkış saatlerimiz farklı. Bu sebepten dolayı diyetlerimizde farklı olmamız gerekiyor. Tabii diyet denilince de korkmaya başlıyoruz aslında. Diyet kelimesinden çoğumuz korkuyoruz. Çünkü bize direkt kısıtlayıcı mı, acaba her şey yasak mı olacak diye aklımıza geliyor. Diyet dediğimizde danışanlarım listelerimi gördüğünde "ah Büşra Hanımcığım, kilo almayalım sakın" diyorlar. Haftaya bir bakıyoruz 2-3 kilo verilmiş bile. Çok güzel bir şey. Peki o zaman bu internette yayınlanan, televizyonlarda söylenen hani kısa sürede şu kadar kilo, bunlara nasıl bakıyorsunuz? Bunlar yanlış mı? Evet, şöyle ki kısa sürede, çok kısa sürede bir hafta içerisinde 5-6 kilolar verdiğimizde aslında bu bizim kas kaybımız oluyor. İstediğimiz burada eğer dış görünüşünden bir incelme sağlamak istiyorsak yağdan verilmesini. Kişiler çok kısa süreli yanlış detokslar uygulayabiliyor. Tartıya çıkıyor. "Ah Büşra Hanım'a ben kilo verdim" diyor. Bir bakıyoruz kastan vermiş, yanlış diyet uygulamış. Bu sebepten dolayı diyoruz ki ne olur ama ne olur yanlış diyetler uygulamayın. Çünkü metabolizma hızınızı yavaşlattıktan sonra toparlaması da zor oluyor sonrasında. Değil mi? O zaman bu yanlış olarak hani internetten yayınlanan, yani belli bir diyetisyene bağlı olmadan yapılan diyetlerin hepsine biz yanlış diyoruz. Kesinlikle. Çünkü kişinin metabolizmasını bilmiyor, nasıl çalıştığını bilmiyor, nasıl yediğini bilmiyor. Oysa bize kolay gelen ya da kısa süreliğine hani tartı da kişinin kendisini yarım kilo bile eksik görmüş olması büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Evet. Ama biz onu bilmiyoruz ki kaslan mı gitti, yağdan mı gitti? Biz de yaptığımız en büyük hatalardan biri aslında çok sık tartılmak. Çünkü sabah tartılıyoruz, akşam yemeği sonrası tartılıyoruz. "Ah ama fazla çıktık, neden fazla çıktık?" Ya da bir önceki gün karbonhidrat içeriği biraz daha, tuz içeriği yüksek yiyecekler tüketmiş olabiliyoruz. Ertesi sabah tartıya çıktığımızda bakıyoruz ki "ah bir kilo almışız." Bu ödem olabiliyor. Diyoruz ki haftanın bir günü sabah aç karnına lavabo ihtiyacınızı giderdikten sonra tartılabilirsiniz. Tartılma zamanı da o zaman çok önemli demek ki. Kesinlikle. Çünkü diyet yaptığımızda eğer tartıya çıktık diyelim ki, hiç kilo vermemiş isek veya kilo vermiş olsak bile çok az verdiysek, büyük bir emek gösterdiysek o zaman hemen bir motivasyonumuz düşüyor. Ya ben bu kadar zaten aç kaldım, olmadı. Niye olmadıysa gitmedi? Olmuyordur deniyor. Ondan sonra bırakıyoruz. Evet. O yüzden o zaman tartılma zamanımız da değerli. Tartılma zamanı çok önemli kesinlikle. Peki bir türlü kilo veremiyorum diyenlerin sebebi nedir? Tüm kişi çok "ben diyet denedim, bir türlü kilo veremiyorum Büşra Hanım" diyorsa önce bir kan tetkiklerine bakıyoruz. Çünkü altında mutlaka insülin direnci yatabiliyor. Evet. Tiroid fonksiyonlarında bir yavaşlama olabiliyor veya farklı bir hormonal düzensizlikler olabiliyor. Sonrasında bir, eğer bunun tahlilleri normal ise bir öyküsüne bakıyorum. Çok yanlış diyetler, yine az önce konuştuğumuz kısıtlayıcı diyetler yapıp metabolizma hızını bozmuş olabiliyor. Veya kişi kendisini çok aç bırakıyor. Aç kaldığımızda zayıflamayız. Tam aksine aç kaldığımızda biz kilo alırız. Bu çok önemli. Bir daha çok söyleyelim önemli mi bunu? Aç kaldığımızda zayıflayamayız. Zayıflayamayız. Evet, benim aç de yaptığım hatalardan biri alırız. Bu. Kesinlikle. Evet. Ne kadar çok neden yersek. Neden peki? Bunu biraz girelim. Çünkü metabolizma hızı yavaşlıyor. Genellikle bir sabah yoğunluk dolayısıyla bir de akşam yiyoruz. Bu sefer gün içerisinde çok uzun bir açlık süresi yaşıyoruz ve akşam gittiğimizde ne yediğimiz çok belli olmuyor. Direkt kişiler önce bir tatlı, sonrasında bir makarna, pilav derken çok yoğun bir akşam yemeğine saldırmış oluyoruz aslında. Bu sebepten dolayı metabolizma hızımızla oynuyoruz. Sizce peki en önemli öğün hangisi? Kahvaltı mı? En önemli öğün kahvaltı diyebiliriz. Çünkü güne bir enerjiyle başlamak istiyoruz. Evet. Düşük kan şekerini bir normal seviyelere çıkarmak istiyoruz. Fakat bazı kişilerin kahvaltı alışkanlıkları olmayabiliyor. Bir kahve içeyim, hemen güne başlayayım, bir meyveli güne başlayayım olabiliyor.
Esas öğün aslında öğlen yemeğini biz güzel bir protein kaynağıyla değiştirebilirsek çok iyi olur. Akşamı biraz daha hafif geçirmek istiyoruz bu anlamda. İzleyicilerimiz için hani bu protein kaynağı derken neleri söylüyoruz? Protein onlardan kaynaklarımız öncelikle tabii ki et, tavuklılık ama biz son zamanlarda kuru bakliyatları unuttuk biraz daha. Kuru bakliyatlara çok yer vermiyoruz beslenmemizde. Ben diyorum ki danışanlarıma her zaman dolaplarınızda, buzluğunuzda haşlanmış yeşil mercimeğiniz ve nohutunuz bulunsun. Özellikle karın yağlarım bir türlü gitmiyor diyenler için haşlanmış nohut vazgeçilmez. Bu çok önemli. Karın yağlarınız gitmiyorsa evet sevgili izleyiciler haşlanmış nohut ve yeşil mercimek. Yeşil mercimek. Salatalarınızı koyabilirsiniz, humus yapabilirsiniz, yemeklerinize atabilirsiniz veya akşam böyle canımız bir atıştırmalık çekiyorsa eğer hemen haşlanmış nohutun üzerine biraz yağ, biraz baharat fırına atıyoruz. Çıtır çıtır cipsiniz oluyor. Çocuklarınıza da bunu sağlıklı sunabilirsiniz. Ne kadar güzel bir şey. Çok güzel oluyor çıtır çıtır cips gibi ama sağlıklı bir yiyecek yemiş oluyorsunuz. Haşlanmış nohutu koyuyoruz değil mi? Tabii haşlanmış nohutu, biraz yağ, sevdiğiniz pul biber baharatları, kekik olabilir. Fırınlıyoruz 5-10 dakika çıtır çıtır cipsimiz Bunda hazır. Bunda da miktar var mı? Tabii bizde şimdi miktarsızlık çok önemli ya. Yani bir kase midir, kaşıkla bir mıdır, kase ne kadardır? Hani çok çok olmaz. Fazla da olmaması bir lazım kase. Herhalde, Şöyle değil bir mi? dolu dolu bir kase yiyebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Evet. Peki kaçamak yaptık diyelim ki. Yani bir yere gittik, bir şey oldu, kaçamak yaptık. Biz bunu nasıl dengeleyeceğiz? Kaçamak yaptıklarında danışanlarım beni arıyorlar. Hocam çok pişmanım, yapmayacaktım ama misafir geldi, ne yapalım şimdi? Diyorum ki hiçbir şey olmamış gibi devam. Diyete devam etmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzdeki pazartesiye kalıyor yoksa o diyetler tekrardan. Hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz. Çünkü kişi bu sefer tartılma sürecine tekrardan giriyor. Pişman olup bir sonraki öğünlerini kaçırıyor. Ve diyet sürecini aslında komple diyet listesinden çıktığı için bozmuş oluyor bir yandan da. Bir de zaten hani diyet yaparken bir şey engel olsun da artık yapmayayım, olmuyorsa olmuyor diyelim diye Bir bahane bir fikir arıyoruz. ve bir bahane var. Bu da bir bahane olmuş oluyor. Zaten bozdum. Ne Bozdum. olacak, olmadı Aynen. Gidip bir şeklinde. tatlı da üstüne yiyeyim. Önümüzdeki pazartesi yine başlayabiliriz. Hiçbir şey olmamış gibi diyet listenizdeki sonraki öğüne devam edin diyorum ben Onu danışanlarıma. unutacağız. Onun yarattığı stres de vücudumuzda bu sefer çok daha kötü şey Tabii yapacak, ki değil çünkü mi? zaten yerken bir kortizol hormonu biz salgılıyoruz ve vücudumuza yedikten sonra şu sinyali veriyoruz aslında. Sen yemek yedin, kaçamak yaptın, kilo al. Bağırsaklarımızı durduruyoruz. Ama biz şöyle düşünürsek, tamam kaçamak olabilir. Biraz o gün daha yürüyüş yapabilirim, su içebilirim, dengelerim, hiçbir sıkıntı olmaz. Siz çok yoğun bir öğün yemiş olsanız bile kilo almazsınız. Harika. Peki yağ yakımını hızlandıran yiyecekler var mıdır ve bunlar hangileridir? Biraz tüyo Evet, verebilir var tabii miyiz? ki. Şimdi hep yumurta diyoruz ama yumurta gerçekten anne sütü sonrası mucizevi bir besinimiz. Çünkü yumurta yediğiniz zaman yapılan araştırmalar diyor ki önünüzdeki 36 saat boyunca tok kalıyorsunuz ve iştahınızı biraz daha dengeleyebiliyorsunuz. O gece tatlı Bunun krizleri. derecesiyle alakası var mı peki? Çok pişmiş mi olacak? Genelde haşlama Haşlama tercih şeklinde. ederseniz biraz daha iştah yönetimini dengeliyor ama eğer haşlanmış sevmiyorsanız sebzeli omletler olabilir, melemen olabilir, çeşitlendirebilirsiniz. Önünüzdeki 36 saat boyunca iştah yönetimine yardımcı oluyor. O tatlı krizleriniz olmuyor. Sonrasında az önceki söylediğimiz kuru bakliyatlar müthiş. Özellikle karın yağları için az önce verdiğimiz tarifleri uygulayabilirler. Sonrasında yoğurtları genelde biz öğlen veya akşam yemeğin yanında tercih edebiliyoruz. Ara öğünlerde içerisine kuru yemiş, meyve yulaf ekleyerek çok güzel bir ara öğün de elde edebilirsiniz. Ispanak çok güzel bir metabolizma hızlandırır. Hatta çok güzel de bir tarif vardır. Eve akşam yorgun geldiniz, hemen ıspanağı biraz yağ ile soteleyin. İçerisine 2 dilim peynir, biraz da çörek otu. Çok güzel bir metabolizma hızlandıran akşam yemeği elde Ne ettik güzel. aslında. Sonrasında Haşlayacağız mı ıspanağı? soteleyeceğiz yağ Soteleyeceğiz ile. Biraz sadece. içerisine peynir, çörek otu. Çok güzel bir metabolizma hızlandıran yemek elde ettik. Fesleğen çok güzel metabolizma hızlandırır. Biraz aromatiktir. Ama sabah kahvaltılarında kullanabilirsiniz. Sandviçlerinizde kullanabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki aslında yağı yakar. Omega 3 balıklarımız mevsimi de geldi aslında yapabiliriz. Sadece burada en büyük yaptığımız hatalardan biri biz balıkları kızartma yapıyoruz maalesef ki ve Değil mi? faydadan çok zarar elde ediyoruz. Buğulamasını yapabilirsiniz, fırında yapabilirsiniz nasıl arzu ederseniz. O balık eğer kızarıyorsa ne oluyor? O zaman onun besin değeri zaten Hem düşüyor gidiyor. hem Bir kanserojen de maddeler ortaya kalori miktarı çıkabiliyor. artıyor. Kalori O zaman miktarı da onun artıyor yağ yakıcı tabii. özelliğinden ziyade yağ yapıcı özelliği Kesinlikle, artıyor, değil mi? kesinlikle hem o şekilde
Hem sonrasında bir ağırlık çöküyor zaten. Kişiler evet, onu anlıyor. Ben şu yoğurtta, yoğurt ev yapımı yoğurt olacak sanıyorum değil mi? Ara öğünlerde yediğimiz kişi yoğurt. Kişi tabii bir ki de yapabiliyorsa ev yapımı yapabilir. Probiyotik yoğurtları mı önerirsiniz, normal yoğurtları mı? Şöyle kişi de eğer konstipasyon dediğimiz kabızlık sorunu varsa tabii ki probiyotik yoğurtlardan evet, da yardım alabilir. Ev yoğurdu yapabiliyorsa ne ala, çok ne güzel, güzel, en sağlıklısı zaten. Fakat burada da önemli olan sütü biz çok uzun saatler kaynatıyoruz. Bu sefer sütün içerisindeki besin değerleri de ölüyor. Sütü aldığınız yer mutlaka çok hijyenik olsun. Evet. Bildiğiniz, güvendiğiniz bir yer olsun. Böyle de bir uyarı yapmış olalım. Değil mi? Evet. Peki yiyeceklerin saatleri var mı? Hangi yiyeceği hangi saatte yiyelim diye belli bir saati var mıdır? Tabii ki. Şimdi vücudumuzun bizim bir aslında biyoritmi var. Yemek yeme saatleri belli, uyuma saatleri belli. Biz onu biraz bozuyoruz kendimiz alışkanlıklarımızla. Kalktıktan sonra diyoruz ki ilk 40 dakika içinde bir kahvaltı yapalım. 40 dakika bir saatle arası. Tabii ki her kişinin uyanma saati farklı olduğu için 7 ile 10 arasında bir kahvaltı yapabiliriz. Evet. Sonrasında genelde bir kahve saatimiz oluyor ama kahve içme saatimiz de var. Kahveyi doğru saatte içersek eğer biz gün içerisinde bize evet enerji sağlar ama yanlış saatte biz kahveyi tüketirsek o gün biraz daha aksi, biraz daha gergin geçirebiliriz. Nasıl bu? Bu Ben merak ettim. saatler, Kahveyi çok seven biri olarak bunu evet, merak ben de ettim. çok Evet. seviyorum. Sabah 8 ile 9 arası çok önermiyoruz. Tam öğle saatinde 1.30 gibi önermiyoruz ve 5.30 ile akşam 6.30 ile arası önermiyoruz. Bu saatler dışında içebilirsiniz tabii ki. Akşam 5 sonrası genel anlamda kafein çok önermiyorum ki bir uykusuzluk Evet. problemleriniz varsa tetikleyebiliyor daha çok. En güzel saat şöyle saat 2-3 gibi bir keyif kahvesi güzel oluyor. Peki şekersiz içilmesine rağmen çok kahvenin de zararı var mıdır? Belli bir limiti var mı diyette? Tabii şöyle ki eğer 5 fincan üzeri içiyorsanız diüretik etki yani vücuttan daha çok suyunuzu atıyor. Eğer gün içerisinde su tüketim probleminiz yoksa tabii ki tüketebilirsiniz. Yani kilo almayla ilgili bir sorunu yok. Sadece Hiç su sorun yok. atımıyla Hatta ilgili Türk değil mi? kahvesi metabolizmayı da hızlandırıyor. Tüketilebilir. Hiçbir sorun yok. Bu güzel, en azından seven biri olarak. Peki bu Kesinlikle. bitki çayları ile ilgili ne söyleyeceksiniz? İnanılmaz bitki çayı furyası var. Ve Evet. kilolu kişi bunları bir şey görüyor, ne diyeyim, bir medet umma gibi görüyor ve sanki biz bitki çayını içtiğimiz zaman zayıflayacağız gibi. Bununla Evet. ilgili reklamlar da çok fazla Evet var. maalesef. Dolayısıyla insan neye inanacak, nasıl olacak? Bunlarla ilgili biraz bahsedelim. Tabii kesinlikle. Şimdi biz eğer boğazımız hafif bir gıdıklanmaya başladığımızda hemen bitki çaylarına koşuyoruz. Metabolizmayı hızlandıralım diyoruz. Tekrar bitki çaylarına koşuyoruz. Öncelikle aldığınız bitki çayının güvenli olduğundan emin olun. Yeşil çay bu aralar çok tüketiliyor, çok da duyuyoruz. Kiraz tıpçı çayı ödem atmak için. Evet yeşil çay gerçekten metabolizma hızlandırıyor, yardımcı da. Fakat eğer ki tansiyon probleminiz varsa, tansiyon ilaçları kullanıyorsanız veya tiroid ilaçları kullanıyorsanız çok fazla yeşil çay tüketimini istemiyoruz. Bazen danışanlarımız diyor ki hocam yeşil çay tükettim gözüm birden karardı. Ah diyorum ama siz de tansiyon ilacı kullanıyordunuz neden tükettiniz? Eğer kişide bir uykusuzluk problemi varsa Melisa'dan yardımcı alabilir. Covid ile birlikte çok fazla kekik çayı Değil mi? tüketmeye başladık aslında. Kekik çayı gerçekten bağışıklığı çok güçlendirir. Fakat eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız istemiyoruz çok fazla kekik çayı tüketmenizi. Yine çok güzel bir ödem atıcı kiraz sapıyla mısır püskülünü karıştırabilirsiniz. Tabii ki boğazımız ağrıdığında hafif bir bulantı hissettiğimizde nane limon bu anlamda çok yardımcı olur. Ve böyle hazımsızlık çektiğimizde özellikle akşam yemeği sonrası bir fincan kadar rezene çayı da tüketebilirsiniz. O da çok güzel bir sindiricidir Peki aslında. bunları çok devamlı önermiyorsunuz ama değil mi? Mesela rezene ya da sinemaki çayların Tabii diyelim. tabii sin Bunlar sürekli içildiğinde bağırsak problemi yaratıyor bu sefer de. Tabii kişiler bazen bir bitki çayı alıyor, onu çok fazla kullanılıyor ama ben kilo verdim neden devam etmeyeyim ki diyor. Bir bakıyoruz içerisinde sinemaki çıkabiliyor. Sinemakinin fazlası maalesef bağırsaklar hareketlerini çok çok arttırdığı için çok fazla sık lavaboya ihtiyacı hissediyoruz. Bu sayede aslında vücuttan bir su atımı oluyor. Yine kaybettiğiniz şey yağ olmadığı için kilo vermemiş Değil mi? oluyorsunuz esasında. Peki bu tatlı krizlerini nasıl önleyebiliyoruz? Şimdi Tatlı kişinin... krizi diyet yapanların en büyük korkusu. Eğer kişide tatlı krizi yoğun oluyorsa önce bir bakmak gerekiyor. Bu tatlı krizi altında bir insülin direnci yatıyor mu? Yoksa kişinin alışkanlığı mı? Her gün alışkanlık olabiliyor. Ya aynı saatte bir çayın kahvenin yanına bir parça kek alayım, bisküvi alayım olabiliyor. Veya kişi bir stresini aslında o tatlıdan çıkartabiliyor. Kendisine o şekilde mutlu oluyor. Öncesinde bunun kaynağına bakmak gerekiyor. Tatlı krizi olduğunda
Danışanlarıma diyorum ki gidip sevdiğiniz bir tatlıyı tüketebilirsiniz ve bundan pişmanlık duymayın. Hatta kişinin bir alışkanlığı varsa her gün kahve yanında bir iki kare çikolata yiyip mutlu oluyorsa ve bu şekilde diyetini sürdürmek istiyorsa tabii ki her gün yazıyorum tüketilebilir. Hatta kahvenin yanında 3-4 kare kadar bitter çikolata tüketebilirsiniz. Ne kadar güzel şeyler söylüyorsun Müşra'cığım, harikasın. Zamanımız çok kısıtlıydı. Harika bilgiler verdin. Ağzına diline sağlık. Ederim. Harika bilgiler de en kısa sürede tekrar ağırlamak isterim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim, diğer konumuza geçeceğiz şimdi.